Şarkıcı Tantaşçı, sürekli kendisine mesajlar atan, gittiği kafelerde kendisini takip eden, konserlerine giderek taşkınlık çıkaran ve en son aracına saldıran saplantılı hayranı Nurşan Ç hakkında savcılığa suç duyurusunda... Tatil Tan'ın hayranı ile ilgili bir şeyi hiç unutmuyoruz. Korku filmi gibi. Konserden çıkıyor, arabasına binecek. Karşı kaldırımda bir kız ve saçları böyle yüzünü kapatmış. O korku filminde hatta biz o zaman Samara da Samara'ya benzetmiştik. Samara gibi her yerde peşinde. Evet. Her gittiği yerde peşinde olunca da konuyu yargıya taşıdı haklı çok olarak. Çok normal. Endişe etti, korkmaya başladı. Yargıya taşıyor fakat kişi, suçlanan kişi de mahkemede diyor ki asla böyle bir şey yok. Hani kabul etmiyorum diyor ama ne kadar zor ve artık konserlerine gelerek taşkınlık yapmak suretiyle rahatsız ediyor. Korkunç bir şey. Evinizin önüne gidiyorsunuz, karşı kaldırımlar her sizi yerde, izliyor. Konserden çıkıyorsun. Konserden çıkıyorsun, taşkın oradan sana hareketler. Bakıyor böyle saçlar böyle buralara yüzüne hatta almış. Hiç unutmuyorum. Günaydın böyle bir simge bir fotoğraf da kullanmıştı. Aman Gülşen'le biz zaten böyle korku filmi şeyi olarak korkmuştuk. Yalnız tabii Olcan Engin'i de atlamayalım Müge'ciğim. Ne şanslı çocuk. Hani derler ya ağzında gümüş kaşıkla doğmuş. Evet. Annesi onun bir dediğini iki etmiyor. Residence'da oturmak istedi. Dünyanın parasını verdi. Böyle güzel bir manzaralı bir residence'ın üst katından daire satın almıştı oğluna. Şimdi o daireyi 95 milyon liraya satacak. Neden? Deprem korkusu nedeniyle oğlunu müstakil bir eve taşımak istiyor. Aradığı kiraya bakar mısınız? Kiralık evin fiyatı da 250 bin lira. Doğru söylüyorum değil mi Eda'cığım? 250 bin liralık ev arıyorlar şu alsınlar anda. Alsınlar. Evet. Seda Sayan çok akıllı kadındı. Tarabya'da 250, bir villası vardı. Her ay 250 bin lira ödesin. Evet. Tarabya'da belki kirayı kendi ver. Kendi geçecekti o bu villaya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 95 milyona deprem korkusuyla o yüksekte bir rezidansı satıyor ya. Alan kişi 95 milyon kişi verecek kişinin deprem korkusu yok mu? Bir süre sonra biliyorsun unutulacak. Yani, evet. Geçen gün ben de Zincirlikuyu'da bir evin satılık fiyatını gördüm. Kaç? 85 milyon. Aynen ve o da yüksek böyle bir rezidansta. İnanılmaz rakamlar. 95 milyon lira. Ve kira yeni bir ev alana kadar ödenecek. Kira da 250 bin lira. Seda Sayan o 250 bin lirayla aylık kredi verse değil mi? Bir tane güzel villa alır oğluna. Evet, kaç tane de evi değil. Var? İnanılır onu da söyleyelim. Fiyatlar. Yani. Evet, devam edelim. Sapanca'da tatil yapan Melisa Döngel'le Sefo hakkında aşk iddiaları ortaya atıldı. Birlikte vakit geçirdikleri anları sosyal medyadan paylaşan ikili söylentilerle alakalıysa henüz bir açıklama yapmadı. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından depremzedeler için 400 bin lira bağışta bulunan Edis Görgülü takipçilerine seslendi. Şarkıcı, birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Müzikle birbirimizin duygularına dokunmayı çok özledim. Sizi çok özledim. Yakında görüşüyoruz ifadelerini kullandı. BBC News ve CNN gibi kanallarda sunuculuk yapan ünlü isim Casey Hunt tüm dünyayı şaşkınlığa uğratan bir olayla gündeme geldi. Hunt, sezaryenle doğurmak için plan yaptığı kızını evinin banyosunda doğurmak zorunda kaldı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan ve peş peşe fotoğraf paylaşan ünlü isim kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan ismi oldu. Bunun adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin onursal başkanı Tolgan Sayışman, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini ve deprem bölgesine okullar açmayı planladıklarını açıkladı. Sezen Aksu, Şubat ayında merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'a gitti. Depremin ardından yaptığı yardımlarla dikkat çeken Aksu, Hatay'da depremzedelerle bir araya gelerek moral verdi. Sağlık problemleri yaşayan Filiz Akın ve eşi Sönmez Köksal mutlu anlarından güzel anları takipçileriyle paylaştı. Filiz Akın eşinin başından öptü. Sağ olun, çok güzel.
Geçen Eylül ayında evlenen Mehmet Turgut'la Adasanlıman'ın mutluluğu 6 ay sürdü. Sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan çift iddiaya göre evleri de ayırdı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre sosyal medyada takipleşmeyi de bırakan çift mutlu günlerinden kalan tüm fotoğrafları sildi. Yakın çevreleri ikilinin barışmasının zor olduğunu ve boşanma konusunda kararlı olduklarını söylüyor. Bazı bir rüzgar gibi eser ayrılık yeri giden sevgilinin ardından. Uzun süredir yaşamını Çanakkale'de sürdüren Atademirer son olarak Bursa Bülbülü filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı. O dönem 22 kilo verdiğini açıklayan komedyenin son halini görenler şaşkına döndü. Son paylaşımında daha da zayıfladığı görülen Demirer'e tanıyamadım, resmen erimişsiniz yorumları geldi. Şunu yaptım efendim, öğlen ve akşam karbonhidrat yemedim, yani ekmek yemedim. Makarna veya pilav yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Bir de sabahları 45 dakika kadar yürüdüm. 4-5 ayda 22 kiloya yakın gitti. Alp Navruz'la ayrılan Ayça Ayşin Turan kalbini Umut Evirgen'e açtı. Yaklaşık 15 gündür flört eden Ayça Ayşin Turan'la Umut Evirgen Instagram'da da karşılıklı takibe başladı. Umut Evirgen 9 ay önce... paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle gündem olan Seda Sayan 38 santim inceldi. Barbie bacak yaptıran ünlü şarkıcı fit görüntüsüyle yine ilgi topladı. Yaptırdığı estetiklerle ilgi çeken Seda Sayan şimdi yeni bir tekniği denedi. Çek Şerif'i, çek sen beni çek. Sosyal medyada şortuyla poz veren ünlü şarkıcı magazin gündemine oturdu. Barbie bacak tekniğiyle adeta 40 yıl gençleşecek Seda Sayan için olmamış Seda abla yorumları da yapıldı. Hayat senin.